Böyle nasıl desem derslikler. Gerçekten insana benzedim. İki oda arkadaşım da çıktı. Ben Beyza'yı bekliyorum. Beyza metro ile geldiği için. Bu küpem çok güzel ya. Annem saçını topla dedi ama böyle de güzelim sanki. Bu yüzüğü takabilmek için kırmızı oje sürdüm. Çünkü mükemmel görünecek şimdi. Parmağımdan geçerse. Benim şu orta parmağım ve şu orta parmağım birbirinden farklı kalınlıklarda. Mesela bu biraz daha kalın ama mesela bu o kadar kalın değil. Ya böyle gösterdiğim için kusura bakmayın ama. Dayanımı sıkalım. Bir de saç parfümümüzü sıkalım. Hazır sayılırım ama ondan önce bir odayı toplayacağım. Birazcık burada konuşayım çünkü okulda konuşamayacağım büyük ihtimalle. Okulun ilk günü. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çünkü bir de ben oryantasyona gitmeyeceğim. Derse gireceğim. O yüzden çok heyecanlıyım gerçekten. İlk dersim hukuka giriş. Ondan sonra da sosyoloji var. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ama belli etmiyorum büyük ihtimalle. Şimdi bir bakayım Beyza nerede? Ona göre dışarı çıkacağım. Size okulumu göstereyim bakın. Ben buradayım. Burası benim yatağım ve şurası okul. Netlemiyor. Burası okul ve ben kapıdan çıkınca anında okula gidiyorum. Size bunu göstereceğim. Çok zorlu bir okul yolculuğum var gerçekten. 30 adım falan. Böyle bir kombinim var. Şimdi Beyza beni aradı. Yoldaymış. Hatta okula gelmiş. Ve ben evden yeni çıkacağım. Hatta biraz sonra çıkacağım çünkü yurdum okula çok yakın. Ayıptır söylemesi. O yüzden birazdan çıkıyorum. Dersten çıktım şimdi. Beyza'nın yanına gidiyorum. Bu kadar da çok oldu. Pipetini tak. Şöler mi? Yemekhane sırası. Bir saçımı düzeltsene. Saçımı şöyle pofuduk yap. Şöyle. Ben her videoda senin saçını düzeltmek zorunda değilim. Siz zorundasın. Şöyle pofuduk yapayım mı? Beyza sen harikasın ya. Kuaförlük kulübü varsa git ona yazın. Ben girişimcilik, münazara, bir de işletme kulübüne yazıldım. Beyza bir de fazladan kaliteli verimliliği. Ben çok abartmadım. Beyza da çok abartmadı aslında ama o hazırlık zaten. Ama benimkisi ne olacak bilmiyorum. Şu an geziyoruz okulu. Öyle yine turist olduk. Çok güzel şu an. Hiçbir şey çekemedim. Çok kalabalık. Ama okul çok güzel şu an. Çünkü oryantasyon haftası olduğu için. Neden? İzleyecekler, izleyecekler kim? Yok ya bir şey demezler. Hayır ya saçmalama. Bir şey diyemezler. Böyle. İstersen herkesin elbisesini bulun buradan. Çıkır saçmalama. Hayır. İki kişi beni gördü ve beni tanıdı. O kadar şaşırdım ki hiç beklemiyordum gerçekten. Zaten o da arkadaşlarım da videomu biliyor. Şey YouTube kanalı. Çok tatlı. Evet o da arkadaşlarım da biliyor ve buradan da birkaç kişi gördüm. Çok garipti. Kombinini tanıt. Üstüm ve altın. Hayır öyle değil. Üstüm zarı altın zarı. Yok değil ki thanks. Olsun kanka canın sağ olsun. Beyza bana hediye almış. Bu tırnağım kırılmış. Beyza bana hediye almış. Bakın.
Beyza ne kadar güzel ya. Şuradan çöp çıksa bile çok mu? O kadar da değil ama çok mutlu olurdum ben. Kandığım gibi. Yıldız Tekne'nin güzel yıldızı çünkü. Beyza çok tatlı. Bak, ağlayamam ya. Ağlayacaksın. Beyza ağlayamam. Açmalık bırak ya. Bırak o zaman bu işlere. Yıldız Tekne'nin Davutpaşa köpüşleri. Biz de bilmiyoruz ama burada oturduk ve fotoğraf çekiniyoruz. Çok güzel arkası. Bakın burası ne bilmiyoruz ama yine güzel. Ne yaptın? İçtim. Beyza az önce videoyu kapattı, güldü ve geri başlattı. Nusak daha iyi hatta. Evet çünkü o videoda o kadar fısır fısır konuşmuşuz. Bugün oryantasyon günü, pazartesi. Ben hukuka giriş dersine girdim. Orada çok bir şey çekemedim çünkü bilmiyorum yani ilk defa sınıfa girmişim nasıl bir şey çekeceğim. Sonra sosyoloji dersim vardı ama girmedim. Çünkü hiçbir şey yapmıyoruz ki. Yani hiçbir şey yapmadık. Oryantasyon 3 tane kulübe falan üye oldum. Beyza da 4 kulübe üye oldu. Böyle bir gündü. Her yer bayram yeri gibi çok güzel. Güneş. Yarın da fakültemizin şeyi var değil mi? Fakülte bölüm toplantısı yazıyordu. Fakülte bölüm toplantısı varmış. Yarın da ona gideceğiz. Saat 13. Anlamı ne acaba? Hiç de umurumda da gelmeyenler de vardır mesela. Öyle mi? Başta. Aa, annem bunu izlemek istemiyor. Yemekhaneyi hiç sevmedim. Çok kötü bir olay yaşadım. Ön yargılısın. Bak. Yapma Beyza. Evet, yemekhaneden çıktık. Beyza gitti. İrem'le yürüyoruz. İrem görünmek ister misin? İrem yapayım mı? Ne olduğunu anlatacağım. Yemekhanede yemek alıyorum yani. 4 tane kısım var ya. 4'ünü de doldurmam gerekiyor yani. Ve kadın benden tatlı ve ayran arasında bir seçim yapmamı istedi. Ben şok oldum yani. Anlamadım, dedim niye bırakmam gerekiyor falan. Herhalde bilmediğim bir şey var. Anlamadım. Ama çok canım sıkıldı. Yemekhanede bu olay yüzünden artık yemekhaneyi sevmiyorum. Şimdi yurda gidiyoruz. Akşam yine bir çay teras yaparız. Evet. Yorucu bir gündü. Oysa sadece bir derse girdim ama şimdi yurda gidince de gerisini anlatırım artık. Görüşürüz. Sen de görüşürüz ya. Bay bay. Evet, yurda geldim. Gerçekten o kadar yoruldum ki, bir de salı gününden beri hiç evde durmadım. Sürekli hem alışveriş hem okula gel git falan beni çok yordu. Bir de bugün de çok yoruldum. Biraz kulüplere baktım. Onunla geçti günüm. Bir tek sadece hukuka giriş dersine girdim. Onda da çok fazla bir şey anlatmadı hoca. Önce bir bilgiler verdi dersle alakalı. Sonra biraz derse girdi ve ben orada biraz ne oluyoruz falan oldum. Çünkü bilmiyorum, hemen hoca vizeden, finallerden falan bahsetmeye başladı. Sınavlar, test oluyor falan deyince ben bir hocam bir saniye falan oldum. Çünkü bilmiyorum yani, ilk derse girince hemen sınavlar falan. Birinci sınıf olduğumu o an fark ettim gerçekten. Genel olarak her şey güzeldi. Yemekhane hariç. Yemekhanede çok canım sıkıldı. Büyük ihtimalle yemekhanenin bir kuralı var ama ben onu bilmiyorum. Hani kulübe üye oldum. Size onlardan bahsedeyim. Gerçi daha yeni girdim ama en çok münazara ve girişimcilik için heyecanlıyım. Yani tam kendimi gösterebileceğim ve zevk aldığım alanlar olduğunu düşünüyorum. Münazara ve müzakere. Girişimcilik, bir de işletme kulübüne üye oldum. Aslında bir de kalite ve verimliliğe üye olmak istedim ama 4 kulüp çok fazla. Yani zaten 1. sınıfım. Derslerime odaklanmak istiyorum. Bir de 4 kulüp fazla olurdu. Belki ilerleyen zamanlarda onu da isteyebilirim, bilmiyorum. Onun dışında yorucu ve güzel bir gündü. Yani okulu çok sevdim zaten. O yüzden her şey çok güzeldi. Öyle yani, böyle sıradan bir gündü. Üniversitenin ilk günü böyleydi. Aslında bugün bir dersim daha vardı ama ben ona girmedim. Çünkü yani çok fazla bir şey anlatmadılar. Ben de bir kulüplere falan bakmak istedim. Oryantasyon için de konferansa gitmedim. Çünkü yer yoktu. Bir de ben derse gitmeyi tercih ettim. Yarın da dersim var ama ben onun yerine şeye gideceğim. Fakültenin toplantısı varmış. Büyük ihtimalle herkes oraya gidecek diye düşünüyorum ben. Şu an sınıftan falan hiç arkadaşım yok. Çünkü bilmiyorum, herkes biraz kendi şeyindeydi, kabuğundaydı. O yüzden kimseye işte girip hemen selam veremedim. Yurtta hiç böyle değil. Yurtta birini gördüğüm an hemen merhaba ben İlal deyip tanışabiliyorum, arkadaş olabiliyorum ama okulda öyle değil. Sanırım samimiyetten dolayı, yani burası çok samimi ama tabii ki okul öyle değil. Bu şekildeydi. Yani tüm gün çok heyecanlıydım. Özellikle derste heyecanlıydım yani. Çünkü
ben şu an ders mi görüyorum falan oldum. 2 senedir okula gitmiyorum. Yani bu biraz garip de o yüzden. Yani her şey güzel olacakmış gibi hissediyorum ya gerçekten. Sadece yemekhane de üzerimi değiştirip birazcık dinleneceğim. Çünkü gerçekten çok yoruldum. Belki akşam dışarı çıkıp ama ne yapacağım ki yani Esenler'de. Esenler'de ne yapılır? Hiçbir şey. O yüzden bir ihtimalle kitap okuyacağım. Aslında bugün çok güzel şeyler çekebilirdim. Kulüpler falan çok güzeldi gerçekten. O ortam, müzikler, standlar falan çok güzeldi. Ama o an orada bir şey çekemezdim yani gerçekten. Bugün böyle bir gündü. Umarım bu video güzel olur. Çünkü çok güzel olmayacakmış gibi hissediyorum. Yani düşünüyorum ki ilerleyen zamanlarda daha güzel vloglar çekerim. Çünkü şu an hala biraz ortama alışamadım. Nerede ne var bilmiyorum. Biraz çekiniyorum bir şey çekmeye. O yüzden ilerleyen zamanlarda daha güzel işte üniversitede bir günüm gibi haftalık vloglar falan ya da günlük vloglar atmayı düşünüyorum. Bu ilkiydi. Umarım daha güzelleri gelir. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir gün daha yemekhaneden yemek yememem için kanala abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz ve yorum atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Yine çok garip kapattım ya. Neyse. Zaman.